Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Umarım Kurban Bayramı tatiliniz çok güzel geçmiştir. Sevgililerinizle, dostlarınızla, ailenizle huzurlu, mutlu bir bayram geçirmişsinizdir. Bugün 5'te 1K'ya biraz da bu bayram münasebetiyle farklı bir program hazırlayarak geldik karşınıza. Türkiye'nin dış politikada son aylarda yaptığı ilginç atılımlar var. Biz bunları hep tek tek değerlendiriyoruz 5'te 1K'da ama hazır böyle bir tatil varken şöyle bir adım geriye çekilip Türkiye'nin dış politikasında ne oluyor bilenlerle şöyle rahat adım adım ağır ağır konuşalım tartışalım istedik. O yüzden de sizleri Türkiye'nin son aylarda attığı adımların bir özetini getireceğiz. İlk olarak isterseniz Yunanistan'la başlayalım. Yunanistan kelimeyi seçmek zor ama sanki hani bir gerginlik çıkması için elinden geleni arkasına koymuyor. Biliyorum Türkiye ile Türkiye'deki Yunanistan algısıyla Yunanistan'daki Türkiye algısı çok farklı. Mesela bizde Yunanistan çok az haber olur. Hatta çoğu zaman insanların aklına bile gelmez. Fakat Yunanistan'da neredeyse hemen her gün medya Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Büyük bir Türkiye kompleksi var. Türkiye'den korkuyorlar, çekiniyorlar, çeşitli tedbirler almak istiyorlar ve Türkiye'nin sanki yarın bir gün savaşacakmış gibi bir ortamda tutuyorlar. Hem Yunan halkını hem de Yunan medyasını. İşte böyle bir ortamda politikacılar da bunun rantını yemek için oldukça milliyetçi söylemlere kayıyorlar. Mitsotakis de bunlardan bir tanesi. Buna rağmen geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş. Erdoğan'ın bundan sonra bu meseleleri aramızda halledelim sözlerine tamam tamam diyerek el sıkışıp sarılıp gitmiş. Sonra da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etmişti. Doğal olarak Erdoğan da dedi ki bundan sonra madem böyle bir ikiyüzlülük var ben Mitsotakis'le bir daha görüşmem demişti. Bir daha görüşür mü bilmiyoruz ama iki ülke arasındaki ilişki acaba bu süreçte ne oldu? Gelin isterseniz bunu bir bilene. Türkiye eski Atina Büyükelçisi Sayın Oğuz Çelikkol'a soralım. Oğuz Bey, Türkiye-Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir adım geriye çekilip baktığınızda bütün bu restleşmeler, bir iyi bir kötü olan durumlar, Yunanistan'ın bu kompleksini siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdiki yani Yunanistan'la Türkiye arasında tabii çok sorun var. Yani bunlar işte Batı Trakya'daki Türk azınlığının, Türk Müslüman azınlığının sorunlarından tutun da birçok sorunlara kadar gidiyor. Ama son dönemlerde yani özellikle Mitsotakis iktidara geldiğinden beri Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı böyle ikili bir politika izlediğini görüyoruz. Hem bir yandan genişlemeci, saldırgan bir politika izlerken hem bir yandan da Türkiye ile bir diyalog arayışı içindeymiş gibi davranıyor. Ama o sırada saldırgan ve genişlemeci politikalarına da son vermiyor. O bakımdan tabii Türkiye'den çok büyük bir tepki çekiyor Mitsotakis yönetimi Yunanistan'da. Yani Yunanistan'ı bugüne kadar tabii ki tutumunu biliyoruz ama Mitsotakis döneminde maalesef Yunanistan hem bir yandan genişlemeci ve saldırgan işte Ege Denizi'nde uluslararası hukuku tamamen çiğneyen tutumlarına devam ederken de bir yandan da işte büyük ihtimalle AB içinde, ABD içinde bazı işte kesimlere hitap edebilmek için sanki Türkiye ile bir diyalog arayışı içindeymiş gibi bir tutum içerisine girmiş vaziyette. Bu tabii devam edebilecek bir tutum değil. Yani ya Türkiye ile diyalogla sorunları çözmek için hareket edersiniz veya işte Yunanistan'ın yaptığı gibi genişlemeci ve saldırgan politikaları sürdürürsünüz. Bu ikisini birden yapmak istiyor ve bu tabii Yunanistan'ı son derece zor bir duruma sokuyor Türkiye karşısında. Türkiye bu tutumu gayet iyi değerlendiriyor. Yani hem bir genişlemeci ve saldırgan bir politika içerisinde Yunanistan hem de sanki Türkiye ile bir diyalog istiyormuş gibi sorunları Türkiye ile çözmek amacındaymış gibi bir tutum içerisine giriyor. Ki biliyoruz ki yani Yunanistan'ın sorunları ne çözmek amacı var, ne niyeti var, ne de bir kabiliyeti var yani sorunları çözmek konusunda. Ege'de çok uluslararası hukuku çiğneyen, uluslararası anlaşmalara aykırı tutumlar içerisinde Yunanistan. Yani bunlar çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. İşte Lozan Anlaşması'nı zaten bir yandan
kendi lehine çevirmeye çalışmış Yunanistan. Çok eskilerden beri. İşte hem Lozan hem de Paris anlaşmalarıyla silahsızlandırılan adaları silahlandırıyor. Bir yandan hiç dünyada başka bir örneği de yok. Yani uluslararası şeyinin dışında, kara sularının çok ötesinde bir hava sahası iddiasında bulunuyor ki bu uluslararası hukuka tamamen aykırı. 10 millik bir hava sahası iddiası içerisinde. Halbuki Yunanistan'ın 6 mil. Bütün bunlar gösteriyor ki yani Yunanistan bir yandan hem uluslararası hukuku çiğniyor, hem saldırgan genişlemeci. Yani Yunanistan'ın biliyoruz ki çözme imkanı yok. Çünkü devamlı olarak kendi kamuoyuna Ege'nin bir Yunan denizi, bir Yunan gölü olduğu iddiasını şey yapıyor. Yunan kamuoyu da bunu maalesef şey yapmış vaziyette, yani satın almış vaziyette. Halbuki Yunanistan da biliyor, bütün Avrupa da biliyor. Yunanistan'ı destekleyen Amerikan Rum lobisi gibi, Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan'ı destekleyen güçler gibi. Hepsi gayet iyi biliyorlar ki Ege Denizi'nde çok büyük hakları var. Kıbrıs Türklerinin eşitliğini kabul etmemesi nedeniyle Kıbrıs'ta sorunlar devam ediyor. Çözümsüzlüğün sebebi Yunanistan. Kıbrıs sorununun çıkmasının sebebi esasında Yunanistan. Yani Kıbrıs Rumları ve Yunanistan. Yani ben şunu hep ifade ediyorum. Güney Kıbrıs Rum ve Yunan işgali altındadır. Çünkü 60'ta kurulan devleti kimin yıktığını gayet iyi biliyoruz. Yani işte 13 maddelik bir planla çıktılar. Bu tamamen Türklerin, Kıbrıs Türklerinin eşitliğinin, siyasi eşitliğinin ortadan kaldırılmasına yönelikti. Kıbrıs Türkleri ve Türkiye bunu reddedince de Kıbrıs Türklerini yok etme planlarını ortaya koydular Kıbrıs'ta. Ve işte Adnan Planı gibi Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler herkes tarafından desteklenen bir plan da maalesef Kıbrıs'ta reddedildi. Ve bu da çok açık bir şekilde gösteriyor ki bu yani durum çok tabii hem Kıbrıs'ta hem Ege'de bir sorun bir şekilde devam ediyor. Birçok sorun var Ege'de. Yunanistan maalesef yani bakın şu Karadeniz'deki Karadeniz arada bakımından çok fakir bir şey. Halbuki Ege Denizi'nde 3000'in üzerinde yani büyük ada var, kayacık var, adacık var. Bütün bunlar gösteriyor ki yani Karadeniz'deki Yılan Adası ki bu Ukrayna şey savaşı sırasında meşhur oldu. Halbuki bu bakın Uluslararası Adalet Divanı'nın Yılan Adası ile ilgili bir kararı var. O bakımdan yani Türkiye'nin tezlerini çok destekleyen bir tutum Yılan Adası'nın durumu. Yani Romanya ile Ukrayna arasındaki kıta sahanlığının nasıl çizileceği konusunda Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği karar Yılan Adası'nın bu kıta sahanlığının bulunmadığı ve kıtalar üzerinden yani kıta sahanlığının Romanya ve Ukrayna'nın kıtaları üzerinden çizilebileceğini belirtti. Bu da tamamen Ege'deki Yunan tezlerinin çürümesi anlamına geliyor. Diğer taraftan 12 mil gayet açık bir şekilde biliyoruz ki yani bir ülkenin kara sularını çıkartabileceği maksimum uzaklık. Halbuki Yunanistan sanki şeymiş gibi hareket ediyor. Yani uluslararası hukuk 12 mil kara suları demiş diye. Bakın Lozan'da esasında 3 mil. 6 mile çıkartaraktan Lozan Anlaşması'ndaki dengeyi, yani Lozan Anlaşması'nda kurulan Ege'deki Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi tamamen bozmuş vaziyette. 3 milden 6 mile çıkartarak. Şimdi yine işte uluslararası hukuku tamamen kendi, halbuki uluslararası hukuk diyor ki yani gayet açık bir şekilde ülkeler haklarını kullanırken adalet ve hakkaniyet kuralları içerisinde kullanacaklardır. Bu birinci maddesi yani uluslararası hukuku. Yunanistan'ın esasında Ege'deki tutumu, bırakın yani sadece kıta, karasuları, adaların silahsızlanması, işte hava sahası iddiaları,
Fırla ilgili iddiaları, bütün bunlar gösteriyor ki yani fırla ilgili iddiaları da uluslararası hukuka tamamen aykırı. Çünkü fır bir sorumluluk yüklüyor, yani bir sorumluluk. Halbuki Yunanistan bunu egemenlik hakkı gibi alıyor. Oğuz Bey, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler, isterseniz gelin bir de Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine bakalım. Şu anda Joe Biden yönetimi var ve biliyoruz ki Joe Biden yönetimi ne Cumhurbaşkanı'ndan ne de AK Parti'den pek az etmiyor. Nereden biliyoruz? Seçilmeden önce New York Times'a verdiği çeşitli söyleşilerden biliyoruz. Nitekim bunu da saklamıyorlar. Geldiklerinden bu yana Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya 2 ya da 3 defa görüştü. Son görüşmesinde biraz mecburiyetten görüştü. Çünkü Türkiye'nin NATO'daki veto hakkı bir anlamda bütün gelişmeleri kilitliyordu. Ancak yine de her iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olduğunu söylemek de mümkün değil. Gerçi F-35 programından çıkarttılar ama gördüğünüz gibi F-16 uçaklarını tekrar Türkiye'ye satmaya karar verdiler. Peki bütün büyük resme baktığımız zaman, hani moda deyimiyle diyoruz da, şu büyük resme bir bakalım, geri çekilelim. Ne oluyor onu soralım. Kime soralım? Amerika'yı en yakından takip eden Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Burak Küntay'a soralım. Burak Bey, özellikle S-400, F-35, F-16 meseleleri çok konuşuluyor, tartışılıyor ama Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri gibi iki müttefik arasına kara kedi girdi mi? Ya da o kara kediyi uğurladık mı, kovaladık mı, ne dersiniz? Şimdi bir kere Türk-Amerikan ilişkilerinin şu son geldiği noktayı değerlendirirken F-16, F-35, işte S-400'ler, yani askeri mühimmat, askeri alacağımız silahlar veya uçaklar üzerinden gündeme geliyor. Aslında çok da yanlış bir şey değil, çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin neredeyse 1946'larda, 47'lerde, modern dönemde başlama hikayesi de zaten güvenlik üzerinden oldu. Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri hep jeopolitik noktadan, güvenlik, stratejik ilişkiler üzerinden oldu. Ve Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi de bu kadar sene hep askeri ürünler üzerinden oldu. Askeri ürün derken bunun tabii ki içerisinde uçaklar, askeri mühimmatlar başta olmak suretiyle. Şimdi bir çıkış ve bir iniş gördük yıllar içerisinde. Çıkışın sebebi çok net bir şekilde şuydu. Türkiye Cumhuriyeti, Kars Ardahan sınırı, Meriç sınırı, aynı zamanda Montrö'de aldığınız bazı haklardan dolayı boğazlardaki kontrolünüz Ruslar tarafından tehdit edildi. Böyle olunca Türkiye'de kendini bu haklarını koruyacağını düşündüğü ikinci cephenin içinde, yani Batı bloğunda, yani NATO'da buldu. Gayet güzel Türkiye açısından ve Batı açısından bir dönem geçti. Ne zamana kadar? 90'a kadar. Niye? Çünkü arada yaşanan bütün sorunlar hep dışarıya itildi. Hep el tersiyle itildi. İtilmek zorundaydı. Çünkü birinci sorun hepsini öteliyordu. Birinci sorun da Sovyetler Birliği meselesiydi. Şimdi Sovyetler Birliği tehdidi, Sovyetler Birliği problemi o kadar büyük bir problemdi ki arada işte Afyon krizi, Küba misil krizi, efendime söyleyeyim Büyükelçi Komer olayı, işte daha sayabileceğimiz Kıbrıs çıkarması ve daha bu ileri ufak bir sürü şey olmasına rağmen asıl tehdit çok büyük olduğu için hem Amerika çok uzatmadı hem Türkiye çok uzatmadı. İkinci öncelikler geride bırakıldı birinci tehditten dolayı. Ta ki 90'dan sonra artık Rusya tehdidi ortadan kalktı. En azından kalkmış gibi durdu. NATO'nun genişleme süreci başladı. Silah teknolojilerinde menziller artmaya başladı. Bu sefer Amerika ile Türkiye'nin çıkarları ikinci öncelikler, üçüncü, dördüncü öncelikler ortaya çıktı. Şimdi bir baktınız, Türkiye'nin güneydoğusunda, yani Türkiye'nin demeyelim de Orta Doğu'nun kuzeyinde, Türkiye'nin Irak, İran, Suriye sınırlarında ciddi bir PKK ve PKK kaynaklı terör sıkıntıları oldu. Şimdi burada Amerika ile Türkiye aynı paralelde hiçbir zaman olmadı. Amerika'nın Türkiye'ye bu noktadan bakışı 90'dan itibaren hep krizlere sebebiyet verdi. Türkiye'de tavrını koydu. Koymak zorundaydı. Çünkü artık Sovyet tehdidi yok. Bölgesel olarak kendinizi riske atmamanız lazım. Bundan dolayı da biriken olaylar, 1 Mart tezkeresinde başlayan büyük tufan, başlayan demek doğru değil de alevlenen diyelim iyice. Büyük tufan bizi bugünlere getirdi. Amerikan Kongresi Türkiye'nin aleyhinde. Amerika'daki yönetimler Türkiye'nin aleyhinde. Amerika'daki genel algı Türkiye'nin aleyhinde. Tabii burada yıllardır Türkiye aleyhinde çalışan Panhelenik ve Ermeni lobilerinin, bir de üzerine FETÖ lobisi binince, ciddi anlamda Türkiye aleyhinde de neşriyat yapılınca Türk-Amerikan ilişkileri neredeyse dip noktaya geldi. Peki bugün ne oldu da fark görüyoruz? Bir,
Ukrayna meselesi dünyada birçok kapıyı kapatıp başka kapılar açtı. Bir kere Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle birlikte tekrar NATO, beyin ölümü gerçekleşmiş denen NATO, Macron'un tabiriyle. Ya bu Rusya işi başımıza ileride iş çıkarabilir, bu iş daha bitmiş bir iş değil, bu saldırganlık bize de gelebilir diye bir kere toplanmak mecburiyetinde hissetti. İki, yıllardır böyle tamam önemli ama deyip bir ama ile cevap verilen Türkiye'nin stratejik önemi Orta Doğu, Kafkaslar, Afrika, Karadeniz, Akdeniz, Avrupa, Rusya, Gürcistan, bütün buraların tam ortasında olan muazzam bir jeopolitik önemi tekrar gündeme geldi. Üç, Türkiye'nin bakın hem tahıl konusunda hem diğer konularda hala iki ülkenin arasında konuşulabilir bir ne diyelim bir hat olabilme özelliği yine gündeme geldi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çok açık bir şekilde dedi ki Amerika'nın F-35 tamam olmayacak. Şu an için konuşuyoruz tabii bunu. Ama F-16'ların satışı ulusal menfaatlerimizi lehinedir dedi. Bu açıklamayı yapmasının ardından Amerika'da şimdi Lindsey Graham gündeme geliyor ama hayır yine Biden'a yakın veya uzak çok önemli değil ama bazı kişilerden açıklamalar da geldi. Ve çok net söylemek gerekirse Amerika'da çok kritik ve büyülü bir söz vardır. Ulusal menfaatlerimiz. Şimdi ulusal menfaatlerimiz lafı Amerikan başkanının ağzından çıkıyorsa buna çok mani olmaz Kongre. Çok 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 elzem bir farklı durum yoksa. Ne demek istiyorum? F-16 satışı Türkiye'ye eğer hava durumu bu şekilde ilerlerse muhtemelen kağıt üzerinde en azından 4 ay içerisinde hadi bilemediniz 5 ay içerisinde neticelenir. Hava durumu böyle giderse bunun altını özellikle çiziyorum. Yani yarın öyle bir gerginlik olur ki tekrar işler farklı bir noktaya döner. Ama böyle giderse kesinlikle ve kesinlikle 4-5 ay içerisinde bu hadise olur. Kongreden onay bekleniyor lafı da çok yanlış bir laftır. Kongreden beklenen onay yok. Kongrenin oylayacağı bir şey yok. Amerikan Kongresi'nin sadece bunu durdurma yetkisi var. Ve Amerikan tarihinde Amerikan Kongresi en çok başkanın yapacağı satışı durdurmaya Trump döneminde yaklaştı. Suudi Arabistan'a Yemen'den dolayı yapılacak satışlara mani olmak istedi Kongre. Nitekim yasa çıkardılar. Fakat Trump veto edince bu da 1980'den sonra çıkan veto hakkı verildi tekrar başkana. Çıkan o veto hakkıyla beraber Trump bu sefer 3'te 2 gerekti. Geri döndürmek için o talebi. 3'te 2'de bulamadıkları için bilhassa Senato'da sorun olduğu için Trump satışı yapabildi. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu satışı eğer Amerikan Başkanı Biden istiyorsa çok aleni, çok net bir şekilde hayata geçecektir, olacaktır. Eğer hava durumu böyle giderse bu özellikle burada değinmek istediğim nokta yani kongre değil. Bizim buradaki önemli noktamız şu an yürütmeyle yani executive branch ile Biden yönetimiyle Türkiye'nin çıkarlarının en azından bir süre daha böyle aynı paralelde seyretmesi. Türk-Amerika'nın ilişkilerinin bundan sonraki geleceğine gelince çok açık söyleyelim bu önemli bir süreçtir. Bu mühim bir süreçtir. Bunun başlattığı, bunun ortaya çıkardığı yeni hava eğer müspet anlamda ortak çıkarlarda buluşturulur ve hadiseler Rusya üzerinden okunmaya devam ederse hatta Kafkaslara hatta Avrasya'da bu meselenin yani Rusya'nın saldırganlığı meselesi buralara intikal ederse yine Türkiye ile Amerika'yı yakınlaştıracak bir faktördür. Ama benim kanaatimce Türkiye ile Amerika'yı müspet anlamda birbirine daha ılımlı hale getirecek. Belki en önemli olay önümüzdeki 2-3 senede Rusya'dan da ziyade Türkiye, İran ve Amerika, İran ilişkilerinin İran'a karşı olan bakış açısının Amerika ile Türkiye'nin aynı paralelde olup olmaması meselesidir. Aslında bütün mevzu da bunun üzerinden okunabilir. Yani bundan sonra Türk-Amerika ilişkilerini kısa bir süre boyunca Rusya üzerinden, ondan sonra da daha ziyade İran'a iki ülkenin olan tavrı üzerinden okumak daha mümkün olacaktır. Burak Bey çok çok teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda da görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler dilerim. Sevgili seyirciler, Orta Doğu'da da yeni bir sayfa açılıyor. Nasıl açılması? Düne kadar küs olduğumuz herkesle barışıyoruz. Barışmayı bırakın, kucaklaşıyoruz. Bir biz onlara gidiyoruz, bir onlar bize geliyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail önümüzdeki günlerde neden olmasın Mısır'la ilişkilerimiz yeniden yapılandırılabilir, gelişebilir. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? İsterseniz bunu da Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Pirinççi'ye soralım. Ferhat Bey, özellikle Suudi Arabistan'la ilişkiler bayağı sıcaklaştı. Kimi zaman eleştiriliyor, ben de eleştiriyorum ama şurası kesin ki Türkiye
düne kadar düşman bellediği kimi ülkelerle artık sıkı fıkı olmaya geçti. Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Sizce bu ne anlama geliyor? Aslında bu çerçevelendirme büyük ölçüde tek başına Türkiye ile ilişkili değil. Büyük ölçüde bölgesel konjonktür ve küresel sistemin dönüşümüyle ilgili. Şöyle ki 2020 yılında özellikle çok ciddi bir gerginlik yaşandı ve güç mücadelesinde taraflar hep birbirlerinin sınırlarını, limitlerini test etmeye çalıştılar. Geniş bir Türkiye karşıtı blok oluşmuştu ve kıyasıya bir mücadele sürüyordu. Mücadelenin tek bir cephesi yoktu. Bir bakıyoruz Kuzey Afrika'da, Libya'da, Doğu Afrika'da veya Afrika boynuzunda, Somali'de, Suriye'de, Katar'da, Körfez'de, Basra Körfezi'nde. Dolayısıyla bölgenin geniş anlamda her yerinde yaşanan bir gerginlik söz konusuydu. Son dönemde 2020 yılında bu cephelerden bir tanesi Doğu Akdeniz haline gelmişti ki hatırlayalım Yunanistan'la yakından işbirliği yapan devletler söz konusuydu. Şimdi normalleşme ihtiyacı veya ilişkileri yeni bir format getirme ihtiyacı aslında sadece Türkiye kaynaklı değil, birden fazla nedenle birçok aktör arasında söz konusu oldu. Bu nedenlerin en başında küresel sistemin dönüşümü gelmekte. Küresel sistemin dönüşümünden kastım şu anki mevcut sistem ihtiyaçlara cevap vermiyor. Orta Doğu'da kurulu düzen bir şekilde değişmeye başladı. Ancak henüz yenisi ortaya çıkmadı. Dolayısıyla eski normlar, eski kurallar, eski sistem yürütülemez halde. Bu nedenle taraflar birazcık pozisyonlarını değiştirme veya revize etme ihtiyacı hissetti. İkincisi bununla ilişkili olarak ABD'deki yönetim değişikliği. Zira Trump ile beraber Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail üçlüsüyle beraber veya onları teşvikiyle beraber Orta Doğu'da yeni bir sistem kurulmaya çalışıyordu. Ancak adım attıkları birçok yerde başarısızlığa uğradılar. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ikilisi. Ve Trump'ın görevden ayrılmasının ardından yerine gelen Biden yönetimi eskisi kadar bu ülkelerle aynı ittifak ilişkilerini ve aynı seviyede yürütmeyeceklerini ifade etti. Bu da kaçınılmaz bir şekilde tarafların pozisyonları revize etmelerine bir başka faktör oldu. Ama bence en önemlisi bu kıyasıya mücadelenin maliyeti giderek artmaya başladı. Maliyet artışı yıpranmayı beraberinde getirdi. Yıpranmanın sonucunda da net bir zafer kazanma beklentisi yok. Yani eğer ortada taraflardan herhangi birisi net bir zafer kazanacağını öngörse bir şekilde daha fazla maliyete katlanabilirdi. Ancak maliyetler artıyor, yıpranma artıyor ama ortada net bir sonuç olmayınca bu da tarafların pozisyonlarını revize etmesinde bir başka faktör oldu. Diğer taraftan bizim uluslararası ilişkilerde hedging diye ifade ettiğimiz finans çevrelerinden alınan bir ifadeyle devletler riskleri azaltmaya yönelik bazı hamleler içine girdiler ki bu anlamda taraflar açısından özellikle rekabet içindeki taraflar açısından bazı riskler daha öncelikli hale geldi. Örneğin Afganistan'dan ABD'nin çekilmesi, bunun ortaya çıkaracağı problemler, örneğin İran'la yürütülen nükleer müzakereler veyahut işte ABD'deki yönetim değişikliğinin bölgeye yansıması veya şu anda yaşamış olduğumuz Ukrayna krizi. Dolayısıyla tarafların pozisyonlarını revize etmeye ihtiyaçlarını hissetmelerindeki faktörden bir tanesi de buydu. Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'la ve İsrail'le ve son dönemde de Suudi Arabistan'la yaşanan bir normalleşme girişimi ve süreci söz konusu. Bunlardan Birleşik Arap Emirlikleri çok daha hızlı adapte oldu bu yeni konjonktüre, yeni sürece. Dolayısıyla Türkiye ile çok daha hızlı adımlar atabildi. Mısır biraz daha yavaş ve ihtiyatlı ilerliyor. Ama yine onlar da bir normalleşme ihtiyacının farkında. İsrail'de yine aynı şekilde temkinli bir normalleşme süreci söz konusu. Ve dolayısıyla tarafların kendi tek taraflı olarak değil de karşılıklı olarak normalleşme ihtiyacını hissetmeleri bölgede tansiyonun gerilimin düşmesi açısından iyi bir şey. Ama şunu göz ardı etmememiz lazım ancak bölgede her ne kadar normalleşme süreci başladı diyorsak da esasında normalleşme süreci olarak adadığımız süreç sorunları çözmedi. Sorunların ötelenmesini, biraz daha pozitif gündemlerin ön planda olmasını beraberine getirdi sadece. Bu pozitif gündem belki sorunların çözümüne yol açabilir, dolayısıyla yardımcı olabilir. Ancak şu anda tarafların eski pozisyonlarını tamamen terk ettiler şeklinde bir önerme yanlış olacaktır. Dolayısıyla taraflar şu anda bu pozitif gündem çerçevesinde iyi ilişkileri ön plana çıkarmak, işte başta ticaret olmak üzere ilişkilerin normalleşmesinde veya sorunların çözülmesinde yardımcı olabilecek bazı faktörleri ön plana
çıkarmak niyetinde. Türkiye'nin şimdi Orta Doğu yönelik algısında ciddi bir değişim dönüşüm söz konusu. Çünkü özellikle bu Suriye iç savaşından sonra Irak'ın yanında bir de Suriye meselesinin bir yakın tehdit olarak belirmesi söz konusu oldu. O da Suriye iç savaşının giderek daha kompleks hale gelmesiyle Türkiye'nin Orta Doğu politikasının ana parametresine en azından şu anda Suriye krizi ve Suriye'den kaynaklı ulusal güvenlik riskleri ve tehditleri oluşturdu. Dolayısıyla öncelikle Türkiye açısından birinci öncelik Suriye'deki krizin istikrarsızlığının Türkiye'ye olası yansımasını engellemektir. Bunun bir boyutu terörle mücadele, bir boyutu göç akınlarının önlenmesi, bir boyutu Türkiye'ye müzahir grupların Suriye siyasetinde etkili birer aktör olarak yer almasını sağlamak. Dolayısıyla Suriye krizi birinci öncelik diyebilirim. İkincisi tabii ki ticaret önemli boyuttu. Çünkü 2000-2010 yılları arasında Türkiye'nin en büyük avantajlarından bir tanesi Orta Doğu'yla artan ticaret hacmiydi. Orta Doğu'yla ticaret hacmi %400 artmıştı ama Türkiye ihracatı %600 artmıştı. Dolayısıyla bu eski ilişkilerin biraz normalleşmesiyle eski o ticaret oranlarına ulaşılması, hatta bunun artması yine Türkiye'nin önceliklerinden bir tanesi. Bir diğeri Suriye ve Irak'ın ötesine geçerek ifade etmek isterim ki bölgedeki istikrarsızlık unsurlarının engellenmesi. İstikrarsızlık unsurlarından kastım işte bunun Yemen iç savaşı söz konusu. Basra Körfezi'nde Türkiye'nin en yakın müttefiki olan Katar'ın ulusal güvenliğinin desteklenmesi, dolayısıyla Basra Körfezi'nde istikrarın sağlanması söz konusu. Irak biraz göz ardı ettiğimiz aktör ama Irak'ta da ciddi anlamda siyasi kırılganlıklar var. Yani DAEŞ'in ortaya çıkışı bir günde gerçekleşmediği gibi Irak'ın siyasi istikrarsızlıklarını ve kırılganlıklarını ortadan kaldırmak da birkaç ayda söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla Irak'taki o nüfuz mücadelesi içinde Türkiye'nin biraz daha dengeli bir şekilde bütün taraflara yanaşarak, yaklaşarak olası Irak'taki istikrarsızlığın azaltılması yönünde bir politika izlemesi yine Türkiye'nin önceliklerinden bir tanesi olacaktır. Ve en nihayetinde her ne kadar biraz daha idealist bir çerçevede olsa da bölgede o geniş anlamda istikrarın oluşturulması için bölgesel aktörlerle yakın işbirliği. Bu yakın işbirliği mümkün yani mümkün aslında ama biraz daha zorlu bir süreç sonucunda söz konusu olabilir. O da işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz o normalleşme çerçevesinde tarafların ciddi anlamda pozisyonlarını artık terk etmeye başlayıp iyi niyetli bir şekilde yaklaşımlar sergilemesi de mümkün. Aslında Orta Doğu'da herkesin kazanabileceği formatta bir ilişki modeli kurmak mümkün. Ancak gerek işte bazı rejimlerin kendi çıkar algıları, gerekse de bölge dışı aktörlerin müdahil olmaları ve dolayısıyla güç mücadelesine teşvik etmeleri bir şekilde Türkiye açısından o sürdürülebilir alandaki istikrarın oluşmasının önünde bir engel ve risk unsuru. Sayın Pirinç'e çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gelin biraz da NATO'yu konuşalım. Biraz NATO hakkında konuşmalıyız çünkü NATO sürekli bizim hakkımızda konuşuyor. Biliyorsunuz son olarak bir kriz yaşandı. Finlandiya ve İsveç, yani Türkiye'nin terörist olarak gördüğü, çeşitli gruplara destek olan, görmezden gelen, Türkiye'nin isteklerini hiçbir şekilde iplemeyen, umursamayan bu iki ülke anca beraber, kanca beraber örgütü olarak tanımlayabileceğimiz NATO'ya girmeye kalktı. Türkiye dedi ki böyle dostluk mu olur? Yani biz yarın bir gün size saldırırlarsa gelip sizi savunacağız ama bizim terörist olarak bellediğimiz, gösterdiğimiz insanlara siz kol kanat geliyorsunuz. O zaman siz bunlara gelmeyin dedi. Onlar da tamam peki dediler. Bir anlaşma sağlandı, bir muhtıra imzalandı. Şimdilik kriz dondurucuya kaldırıldı ama 8 aylık da bir süre verildi. Bütün bu süre içinde ne olur bilmiyoruz ama şurası da kesin ki NATO bir kez daha Türkiye'nin önemini gördü ve de farkına vardı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra zaten fark etmişti ama bu da altını çizdi. Peki bundan sonra ne olacak? Gelin isterseniz bir başka öğretim üyesine, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz'a soralım. Sayın Korkmaz, NATO sizce son zamanlarda güç mü kazanıyor, güç mü kaybediyor? İsterseniz buradan başlayalım. Evet, teşekkürler. Şimdi bu soru aslında önemli bir soru ama belki farklı sormamız lazım. NATO işlevsizleşiyor mu sorusu Soğuk Savaş sonrası dönemde soruldu. Bu soruya hayır cevabı verilebilir. Çünkü NATO kendine yeni işlevler, yani yeni misyonlar buldu. Bu misyonlarla aslında kolektif savunmanın, yani ortak savunmanın da dışına çıktı. NATO'nun bildiğiniz gibi bel kemiği ortak savunmadır. Yani bizim 5. madde misyonları dediğimiz misyonlardır ve transatlantik alanının savunulmasıdır. Dolayısıyla bir coğrafi sınırlılık da vardır.
2014 sonrası dönemde de NATO'nun aslında özündeki yatan misyonun, yani ortak savunmanın güçlendirildiğini görüyoruz ki Madrid'den önce yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında da 4 yeni birliğin oluşturulması ve Doğu Avrupa'da konuşlandırılması, yani Doğu Kanada konuşlandırılması kabul edildi. Baktığımızda NATO'nun ortak savunma misyonunu, 5. madde misyonunu, transatlantik alanın korunması ve caydırıcılığı tekrar canlandırdığını, güçlendirdiğini ve altını doldurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla NATO'nun işlevsizleşmesi meselesi aslında çok doğru bir soru değil bu anlamda. NATO kendine hep işlevler buldu. Bu işlevlere göre kendi dönüşümünü tamamladı. Ve bu anlamda da başarılı bir örgüt aslında Soğuk Savaş sonrası bölgesel güvenlik açısından değerlendirdiğimizde. Ama esas soru şuydu: NATO esnekleşiyor mu? Bu önemli bir soru ve işte o Macron'un ünlü NATO'nun beyin ölümüyle ilgili yorumu yapmasına da götüren soru bu. Biz baktığımızda Soğuk Savaş sonrası düzende özellikle büyük güçler arasındaki mücadelenin tam açık görünmediği dönemde esnek ittifakların ya da işte günübirlik koalisyonların oluştuğunu ve ideolojiler de ortadan kalktığı için bu koalisyonları ya da bu ittifakları bugünden yarına taşıyacak bir kuvvetli bağ oluşmadığını görüyoruz. Bunun arkasından Batı'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı politikalar izleme yönelimi de var. Tabii şu anda yeni Soğuk Savaş'ın artık başlangıcının bir ötesindeyiz ama daha henüz belirli açılardan caydırıcılık ve tırmanmanın kuralları daha tam belli olmadı. Cepheler tam netleşmedi. Bir barış anlaşması ve dolayısıyla bir bölünme hattı ve sınırı tam yok. İdeolojiler yok. Dolayısıyla bunlar da tabii bir süreç alacak ya da bir süre alacak. Bu süre zarfında da biz konsolidasyonla beraber bu güven budalının aşılıp aşılmayacağını göreceğiz. Peki gelelim Türkiye'nin durumuna. Sizce son bu çıkışlar Türkiye'yi güçlendirdi mi, yoksa NATO'nun gözünde gözden düşürdü mü? Evet, aslında birinci sorunun da bir devamı olarak şöyle diyelim. Türkiye NATO'nun içerisinde hem NATO'nun yeni misyonları açısından hem de NATO'nun klasik bel kemiğini oluşturan ortak savunma misyonu açısından çok önemli bir ülke. Yeni misyonları açısından çok önemli bir ülke çünkü Türkiye önemli bir konvansiyonel güç. Hep söylüyoruz, NATO'nun ikinci büyük ordusundan bahsediyoruz. İnsan kaynağı, yetişmiş insan kaynağı, NATO operasyonlarında hareket etmeye, NATO'nun diğer kuvvetleriyle birlikte hem sivil hem askeri anlamda operasyon yapmaya alışkın olan, deneyimli, eğitimli, özellikle de yani baktığımızda NATO'ya yönelik birinci tehdit Rusya olarak, doğrudan tehdit olarak Rusya tanımlandı ama asimetrik tehdit olarak da NATO'ya yönelik en önemli tehdit terör olarak tanımlandı ve terörle mücadelede Türkiye'nin özel bir tecrübesi de var bildiğimiz gibi. Hem sınırları içerisinde hem sınır ötesinde, 2016'dan itibaren de sınır ötesinde terörle mücadele konusunda yapabildikleri son derece önemli. Bunun dışında Afganistan'dan Kosova'ya kadar pek çok NATO'nun ortak savunma misyonunun dışındaki misyonları çerçevesinde de hem terörle mücadele açısından olsun hem yeniden inşa hem kriz yönetimi açısından olsun Türkiye'nin önemli tecrübeleri var ve çok başarılı olduğunu da hem Afganistan operasyonu dahilinde Türkiye'nin komutasındaki dönemin çok başarılı olduğunu da hem Balkanlardaki misyonlarında çok başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye yeni NATO'dan bahsedildiği dönemde çok önemli bir partnerdi çünkü kapasite sahibiydi. Bu yeni güvenlik uygulamalarında NATO ile beraber hareket etmek istek ve kararlılığına sahipti ve daha da önemlisi özellikle yani NATO'nun geleneksel alanı dışındaki alanlarda kriz yönetimi açısından diğer ülkelerin, üçüncü tarafların da kabul edebildiği bir güvenlik uygulayıcısıydı.
bugün Türkiye'nin dengeli politikasının aslında hala bu üçüncü husus için çok önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu yeni NATO'dan bahsettiğimiz kısımlarda çok önemli bir ülke olmaya devam ediyor. Türkiye'yi kaybetme lüksü bu anlamda ne NATO'nun ne de Batı'nın var bugünkü bu jeopolitik tabloda. Ama burada iki hususu da belirtmek lazım. Türkiye bütün bu jeopolitiği okuyor tabii. Ayrıca NATO misyonlarını da bugüne kadar eksiksiz, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiş bir aktör. Ve dediğimiz gibi kabiliyete sahip, başkaları tarafından kabul edilebilir, üçüncü taraflar tarafından kabul edilebilir bir aktör ve istekli bir aktör. Yani güvenlik politikalarına gerekli sorumluluklarla destek olma konusunda istekli bir aktör. Bunu son NATO krizlerindeki çözüm bulma çabalarıyla da gördük. Ama bütün bunların yanında yani NATO'yu konsolide etmek konusunda sıkıntı yaşamayan bir aktör olmasına rağmen şunu da söylemek lazım. Türkiye denge politikalarını izleme kararlılığına da hala sahip, hatta buna lüksü de var diyebiliriz. Yani bu anlamda Avrupa'daki bazı aktörlerden farklı bir yerde duruyor bu jeopolitiğin de getirmiş olduğu bir katkı. Türkiye'nin dış politikasını bugüne kadar izlediğin yönelimin de bir sonucu. Bu dengeli politikada zaman zaman Türkiye'yi kriz yönetimlerinde Batı güvenliğini daha maliyetsiz açıdan destekleyen bir aktör haline getirebilir. İkincisi de stratejik otonomi meselesi. Türkiye stratejik otonomi meselesini, yani stratejik otonomisini güçlendirmek, kendi yerli milli savunma sanayiyle siyasi kararlılığını güçlendirecek operasyonel kapasitelerini inşa etmekten vazgeçmeyecek. Bu anlamda stratejik otonomiyi NATO sorumluluklarından da sorumluluklarını da zıt ve ters görmüyor. Birbirlerini güçlendirdiğini düşünüyor. Bu anlamda bu iki özelliği de parantez içerisinde koyarak sorunuza cevap vereyim. Sevgili seyirciler, düne kadar sınır komşularımızla neredeyse hemen hepsiyle kavgalıydık. Ancak AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir stratejik değişikliğe gitti ve yurtta sulh, dünyada sulh sloganından yola çıktı da diyebiliriz. Bütün kavgalı olduğumuz ülkelerle tek tek barışmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de Ermenistan. Ermenistan sınırımız uzun süredir kapalıydı, ilişkiler dondurulmuştu. Özellikle Ermenistan-Azerbaycan savaşında Türkiye'nin net ve açık bir şekilde Azerbaycan tarafında durması Ermenistan tarafından hiç de iyi karşılanmamıştı. Ancak bu konuda da önemli açılımlar yapıldı. Önümüzdeki günlerde geçtiğimiz aylarda Antalya'da atılan dostluk adımları daha da ileriye geçeceği benziyor. Peki ne olacak? İsterseniz bunu da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Saynur Derman'a soralım. Sayın Derman, siz bu iki ülkenin ilişkilerinde Azerbaycan'ın rolünü nasıl görüyorsunuz ve iki ülkeyi ne bekliyor acaba, ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle bağımsızlıktan bahsedeyim. Ermenistan bağımsızlığını 1991 yılında kazanmıştı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye'de bağımsızlığı müteakip özellikle bu ekonomik problemler yaşayan ülkeye insani yardımda bulunmuştu ve tanınmıştı. Yani aslında kuruluş aşamasında Türkiye ile Ermenistan ilişkileri oldukça iyiydi. Bunun yanı sıra bölgesel kuruluşlar, işte uluslararası toplum kuruluşları gibi bir bütünleşme yolunda çaba harcadı. Fakat Ermenistan'ın özellikle bu Azerbaycan'la yaşadığı Karabağ meselesi ve Azerbaycan, biliyorsunuz, bizim tek millet, iki devlet olarak tanımladığımız, kardeş ve soy bağları bulunduğumuz bir ülke ve bizim için çok çok önemli. Ve maalesef topraklarının %20'den fazlası Ermeniler tarafından işgal altındaydı. 1989'larda başlayan süreç 90'lı yıllarda şiddetlendi ve birçok Kocalı katliamı da dahil Azerbaycan halkının ölümüne sebep oldu. Ama özellikle 1993'teki Kelbecer bölgesini işgal etmesinden sonra Ermenistan'a doğrudan ticareti sona erdirdik biz ve iki ülke arasındaki sınırlarımızı kapattık. Kara ve demir yolları, hava yolları bağlantılarımız tamamen kesildi. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan'daki Paşinyan yönetimi tutum değiştirdi ve bir normalleşme sürecine girdi. Yani özellikle son 30 yılda büyük bir toprak kaybına uğramıştı Azerbaycan ve çok büyük zararlar görmüştü. Hatta 2. Karabağ zaferinde
Sayın Cumhurbaşkanı bizzat bir araya da bulundu Aliyev'le beraber ve bir zafer tak olarak Bakü'de geçit resmi törenlerde de bulundular. Son dönemde Türkiye'nin normalleşme sürecinde sadece Ermenistan değil, Mısır'la, Libya'yla ve Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la geliştirilen olumlu ilişkiler çerçevesinde çok yönlü, multivektörel bir politika içerisine girmesi ve dış politika çizgisinin tamamen çok yönlü olması dolayısıyla geliştirdiği hamleler arasında Ermenistan'la geliştirilen yakınlıklar da var. Ve özellikle Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan olarak Zengezur Koridoru'nun açılması, çeşitli ulaşım ağlarının geliştirilmesi gibi pek çok konuda da anlaşma yaptılar. Üç ülke, hatta en son Zengezur Koridoru var ve bu koridorun açılması özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasında da yıllardan beri yapılamayan bir yeni bir bağlantı sağlayacak. Nahçıvan'la bağlantısı yoktu ve aynı zamanda ticari olarak da çok büyük bir önemli bir sorunu çözecek burası. Çünkü neden? Birçok avantajları var. Öncelikle bu Azerbaycan'ın batı kısımlarıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ermenistan üzerinden Zengezur bölgesinden geçecek bir hatla, demiryolu hattının bağlanması planlanıyor. Ve bu koridor tabii Türkiye ile de yeni bir ulaşıma sağlayacak. Aynı zamanda Çin'in Tek Yol Tek Kuşak projesinde de bir güzergah zemini açısından ilişkilerin ve ticari olarak bir ulaşım bağlantısının sağlanması hem ekonomik, ekonomik, siyasi ve birçok yönden gelişim sağlayacak. Kars-Nahçıvan Demiryolu Hattı'nın projesi yine aynı şekilde Türkiye ve Azerbaycan'la bir belirlenen notada. Tabii bunun aslında bütün bu geliştirilen Zengezur'da dahil Ermenistan'ın normalleşmesi, Türkiye ile normalleşmesi aslında Ermenistan'ın da işine yarayacak. Çünkü Ermenistan dışa kapalı bir ülke ve bugüne kadar gelinen kısımda son derece ekonomik olarak fakir ve maalesef özellikle diasporanın Türkiye ve Ermenistan'la olan ilişkilerini baltalayıcı yönde hareketleri vardı. Bugüne kadar gelinen noktada da hep bu şekilde hareket etti. Diasporanın çok faaliyetleri var. Özellikle Azerbaycan, Ermenistan ilişkilerinin gelişmesini engelleyici ve Türkiye ile Ermenistan'ın gelişmesini engelleyici. Ve bu baskılar nedeniyle Ermenistan aslında bugün çok bağımsız hareket edemiyor. Ama eğer Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan'la bir yakınlık sağlarsa ve gerçekten ilişkiler normalleşme aşamasına geçersek, ki şu anda kağıt üstünde öyle olmakla beraber, bakın Ermenistan anlaşmayı bozuyor. Daha yeni Azerbaycan askerlerine ateş açıldı, bir saldırılar oluyor. Sürekli ateşkese rağmen ihlaller oluyor. Dolayısıyla aslında çok güvenmemekle beraber, yani temkinli davranmakla beraber, ben mesela yıllardır bu bölgeleri çalışırım. Bunlarla ilgili yazar çizerim, çok sayıda eserlerim var. Ama ben hala meselede Ermenistan konusunda temkinli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka güçler, yani Batı politikaları, dediğim gibi diasporanın çok büyük etkisi var. Ermenistan'ın ne Azerbaycan'la ne de Türkiye ile çok fazla yakınlık kurmasına taraftar olmayacaklardır. Bütün bu çerçevede bakacak olursak aslında eğer ki Zengezur Koridoru'da dahil ulaşım ağları, Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ağları ve bütün bu anlaşmalar, ekonomik, en başta ekonomik anlaşmalar ve tek yol tek kuşak projesi dahilinde bunların açılması ve bu güzergahların geliştirilmesi, öbür taraftan iskan politikaları, yeni yeni imar alanları ve bunların Türkiye'nin firmalarıyla yapılması, Türkiye'nin Azerbaycan'ın her süreçte yanında bulunması, ilişkilerin normalleşmesi aslında bütün ülkelere refah katacağına inanıyorum ben. Sayın Derman, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün sizlere şu uzun tatilden biraz da onun vesilesiyle Türkiye'nin değişen dış politika, diplomasi duruşunu gösterelim. Biraz da büyük resme bakalım istedik ve özel bir program hazırladık. Önümüzdeki hafta rutin akışımıza umarım döneceğim ve bir CNN Türk Kulesi olan 5'ne 1 K'da tekrar buluşacağız. O zamana kadar ben Cüneyt Özdemir, hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim.